Yani taksiye bindikten sonra biz Keçiören'e hareket ettikten sonra kız ağlamaya başladı. Ne oldu kızım dedim sorduğumda. Abi hatırlamıyorum. Bir şey olduğunu, ne olduğunu hatırlamıyorum. Uyandığımda başımda iki tane kız vardı. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı. Ben anneme ne diyeceğim diye ağlıyordu. Yani korkmuştu. Telefonla ya da biriyle konuşuyor muydu? İlgileniyor muydu Yok telefonu falan hiçbir şey yoktu üzerinde. peki sarhoş muydu? Sarhoştu. Peki taksiye bindiğinde yanında birileri var mıydı size aldığınızda? Sadece ismini Tayfun olarak bildim. Otel işletmecisi taksiye bindirdi beni. Adresi o verdi. Telefon numarası verdi bana. Keçiören'e götür. Bunu bu adrese, bu telefona teslim et dedi. Ben de bıraktım, geldim. Eda Nur'u daha önce o otelden alıp bıraktınız mı hiç? Yok, hiç görmediydik. O gün sabaha karşı saat 5'i çeyrek geçe falandı. Peki araç içerisinde başka birisi var mıydı? Sadece Eda Yok, Nur. tekti. Bıraktığınızda peki Eda Nur'u evde binanın önünde ablası mı karşılamıştı? Şu anda televizyonlardan ve emniyetten gördüğüm kadarıyla ablası aldı. Kapıda aldı. Yani biz eve çıkartmadım. Arabadan inmedi zaten. Telefon açtık. Ablası indi. Teslim aldı. Peki bir şey aralarında bir diyalog geçti mi ablasıyla? Sadece ablası ben geldim. Sen niye gelmedin? Veya onun gibi çantasını falan zaten ablası götürmüş her şeyini. Kız üzerinde hiçbir şey yoktu. Araç içerisinde ağlıyor demiştiniz. Bilinci Ağlıyor. yerinde yok Bilinci yerinde diyordunuz. yoktu. Ağlıyordu yani. Sarhoştu, kolunu kaldıracak dermanı yoktu kızın. Peki Anneme ne diyeceğim diye ağlıyordu. tuhaf bir durum var mıydı hani gözünüze çarpan? Zaten arabanın arkasında oturuyordu. Tuhaf durum, zaten ağlayan kızın tuhafı, zaten tuhaf olur ağlayan kız. Yani başına bir şey gelmiş ki ağlıyor. Yoksa niye ağlasın? Daha önce tanımıyordunuz Yok, herhalde. hiç görmedik, ilk defa gördük. Sabah 5 çeyrekti. Durağın zili çaldı. Sırada bendim. Gittim ilk adım 16 sokağa. Adının Tayfun olarak bildim. Otel işletmecisi. Merdivenlerden inerek kızı arka koltuğa bindirdi. Bana adres verdi. Adresi ben cep telefonuna kaydettim. Bir de telefon numarası verdi. Kaydettim. Keçiören'e gittim. Zaten sabah saatinde 15 dakika sürmedi Keçiören'e gitmem. Gazi Osman Paşa'dan. Keçiören'e giderken tabii yolda kız ağlamaya başlayınca ben sordum ne oldu falan diye. Hatırlamıyorum abi dedi. Uyandığımda dedi başımda iki tane bayan vardı dedi. Pavyon muhabbeti yapıyorlardı dedi. Ben nasıl bir ortama düştüm? Beni nereye düşürdüler bilmiyorum dedi. Ağlıyordu. Anneme ne diyeceğim diyordu. Başka bir şey demiyordu. Peki siz bu Tayfun denilen şahsı daha önce o bölgede hiç görmüş Otel müydünüz? işletmecisi olarak tanıyorum. Zaten kız sarhoştu. Direkt arka koltuğa bindirdi. Ben yani konuşma falan duymadım hiçbir şey. Yok yani ne diyeyim? Yani orada ya zaten günübirlik yer. Yani ne söyleyeyim o otel için? Günübirlik otel. Yani biz binen, bizim arabalarımıza binen herkes bizim anamız bacımızdır. Kardeşimizdir. Bu sarhoş da olsun. Başka bir türlü ayık da olsun. Yani her ne meslekte olursa olsun biz onu sağ salim evine veya istediği yere getirmek zorundayız. Biz her gün herkesi taşıyoruz. İnerken fark ettim sadece kolunda bir çizik tırnak izi gibi bir deri soyulması vardı. Sadece. Evet, kolunda. Peki, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Yani biz vatandaşlık görevimizi yaptık. Tabii ki. Yapıyoruz da hepimizin kız çocuğu var, evladı var, bacımız var, anamız var. Yani biz üzüldük, gerçekten üzüldük. Ama ne bileyim, duyarlı bir taksici olarak, duyarlı bir esnaf olarak yani gerekenleri söylüyoruz. Bildiğimizi söylüyoruz, bilmediğimizi söylemiyoruz.